Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün birlikte Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Haziran ayı çalışma sorularını çözeceğiz. Toplam 11 sorumuz var. Hemen başlayalım. Zaten 3 sorumuz bu sayfada. Hızlıca başlıyorum. Burada bu 3 soruda şunu yapacağız. Boşluklara hangisinin uyduğunu bulacağız. Will you help me make the dinner please? Akşam yemeği yapmama yardım eder misin lütfen? Ve bir cevap veriyor. Ardından I dislike cooking diyor. Ben yemek yapmayı sevmem. O zaman burada ben şunu anlıyorum ki bu teklifi reddedecek. O zaman bu şıklardan reddedeni arıyorum burada. I will be glad derse memnun olurum. Kabul etti. Of course kabul etti. Yes sure kabul etti. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Ben yemek pişirmeyi sevmem diyecek. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Why don't we visit the Kuvayi Milliye Müzesi this weekend? Neden bu hafta sonu Kuvayi Milliye Müzesi'ni ziyaret etmiyoruz? Cevabında bir şey söylüyor ve why diye, neden diye soruyor. Çünkü bu hafta sonu biz büyük aile büyüklerimizi ziyaret edecektik. Unuttun mu canım? Evet diyor da. Dolayısıyla burada olumsuz bir ifade kullanacak. Yapamayacağız diyecek ve nedenini de açıklatacak. Great idea, harika fikir yapacaklar. Yes, sure, harika fikir yapacaklar. Let's do this. Hadi bunu yapalım, yapacaklar. Ama unfortunately, maalesef. Neden? Çünkü biz büyüklerimizi ziyaret edecektik. Unuttun mu tatlım? Diye. Üçüncü soruda you helped me a lot with the last term project. You are a real friend. Thank you indeed. True friends always help each other willingly. Bana son dönem projemde çok yardım etti. Çok gerçek bir arkadaşsın. Çok teşekkür ediyorum diyor. Ve gerçek arkadaşlar birbirlerini her zaman desteklerler, her zaman yardım ederler diyor. O zaman cevap olarak burada olumlu güzel bir şey söyleyecek. Hani rica ederim işte benim işte, ne derler benim memnuniyetim tarzı böyle güzel bir şey söyleyecek. What a pity, ne yazık. Ödev yapmaktan nefret ederim. Unfortunate of you, maalesef sen. Dolayısıyla bunlar olmaz. My pleasure. It's my pleasure. Yani bu zevk bana ait. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde 4 ve 5 ile devam ediyoruz. I being a teacher the other job. Why? Because I want to teach new things to people. Şimdi burada I don't mind, I can't stand, I dislike ya da I prefer diyecek. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Don't mind, can't stand ve dislike olumsuzdur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım tek olumlu seçenek olan prefer olacak. Çünkü ben de insanlara yeni şeyler öğretmek istiyorum. Dolayısıyla I prefer being a teacher other than the other jobs. Brian is a shy guy. Utangaç bir adam. He hasn't got any friends. Hiç arkadaşı yok. He generally feels, hiç arkadaşı yoksa nasıl hisseder? Tabii ki de lonely, yalnız hisseder. Bunun yerine alone da diyebilirdi. Sinonimi de vermiş olalım. Şimdi burada doğru sıralama var yine. Yine önce ne yapıyorduk kuralım? First thing first diyordum ve first'ü birinciye yazıyordum. Birinciyi birinciye yaz. Sonra sonuncuyu sonuncuya yaz. Finally. 3 ile başlayıp 5 ile biten bu değil, bu olabilir, bu değil, bu değil. Dolayısıyla cevabım direkt ortaya çıkıyor. First ve finally yerleştirdiğin zaman direkt cevap ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi not mentioned in the process. Hangisi söylenmedi, hangisi vurgulanmadı, belirtilmedi bu proseste? First mix some water and flour in a bowl. Second, knead the dough and then spread some oil into the pan. After that, chop some pepper and mushroom.
Şimdi gördüğün gibi burada ilk aşamada biraz su ve unu bir kasede karıştır diyor. Ama zaten bu yok. Sonra knead the dough diyor. Burada bu var. Hamuru yoğurma. Ve spray some oil into the pan. Biraz tavaya yağ koy. Bu da var. Gördüğünüz gibi. After that chop some pepper and mushroom. Pepper and mushroom. Bak burada gördüğün gibi bu işi yapıyor. Chop. Ne demek? Kesmek. Değil mi? Ancak peel demiyor bana. Hiçbir yerde peel demiyor. Dolayısıyla this option is not mentioned in the process. 8. soruma geldim. Maria'ya bakıyorum. Text message, communicate via social media, send email face to face. Burada 4 tane iletişim yolu var ve bunların Maria ve Barbara tarafından yapılma sıklıkları var. Yani usually communicate via social media ama Barbara hardly ever, neredeyse hiç gibi. Şimdi şıklara bakalım. Maria always text messages. Her zaman mesaj mı çeker? Bakalım. Gerçekten de Maria always text messages. Never goes online. Go online ile ilgili benim zaten bir bilgim yok. Burada go online diye bir seçenek sunmamışsın. Bilemiyorum. En çok e-mail göndermeyi mi tercih eder? Hayır, asla demiş. O yüzden hiç göndermiyor. Bu da yanlış. Never speaks face to face. Hiç mi konuşmuyor yüz yüze? Hayır, bazen konuşuyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Ama Maria always text messages doğru cevabı. Ve burada 9. sorumuzda yine hangisinin tamamlamayacağını soruyor bana. Hello, this is Charles. Can I speak to Deborah, please? Sorry, Charles. She is ill. She has a bad cough. I will call her later then. Thank you. I will tell her. Merhaba, ben Charles. Deborah'la konuşabilir miyim lütfen? Üzgünüm Charles. O şu anda hasta. Çok kötü öksürüyor. O zaman onu daha sonra ararım diyor ve teşekkür ediyor. Karşılığında teşekkür ediyorsa muhtemelen geçmiş olsun demiştir. Happy to hear that der mi? Demez arkadaşlar. Yani ben sana diyorum ki ya diyorum işte atıyorum Ezgi çok hasta. Sen de ooo bunu duyduğuma sevindim der misin? Hayır, geçmiş olsun dersin. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. Zaten bana olmayanı soruyor. Oo tatlım, ne yazık, ne kötü. Bunu duyduğuma üzüldüm. Umarım yakın zamanda iyileşir dersin. Dolayısıyla B, C ve D şıklarını söyledim ama A şıkkını söylemedim. Burada Margaret ve Sarah arasında bir conversation var ve which of the following diyor. Naturally, I prefer relaxing music like folk or country and I especially like classical music. What about you? I know you are a jazz fan. Yeah, I go to concerts on Saturday and Sunday nights. And on other evenings, I listen to jazz music, jazz CDs in my bedroom. I would really like to play the jazz piano. My friend Sandra plays really well and she is going to teach me one day. Pek değil, pek değil. Ben genelde rahatlatıcı müzikleri tercih ederim. İşte folk müzik gibi ya da country müzik gibi. Ama özellikle klasik müzik severim. Peki ya sen? O zaman sana neyi sordu? Do you like rock music diyebilir mi? Do you prefer listening to relaxing music like folk or country? Şimdi zaten burada sana bu soruyu sorsa, C'deki seçeneği sorsa cevabında yes I do şeklinde cevap vermen gerekir. Bir de zaten sana diyor ki folk veya country music gibi rahatlatıcı müzikler dinlemeyi tercih eder misin? Pek değil. Folk veya country müzik gibi rahatlatıcı müzikler dinlemeyi tercih ederim. Yani aynı cümleyi pek değil ile başlayamazsın. O yüzden mantık hatası var. Do you have any plan? Yani müzik tercihinden bahsederken planın ne alakası var? Are you busy tonight? Bu akşam meşgul müsün? What about listening to music? Müzik dinlemeye ne dersin? Do you like rock music? Müzik dinlemeye ne dersin? Olumlu ya da olumsuz bir kabul veya red cümlesi kullanması gerekirdi. Pek değil. Ve ben işte şu müzikleri tercih ederim diyorsa Do you like rock music diye soracak. Rock müzik sever misin?
O da diyecek ki pek değil, ben daha çok folk ve country müzik gibi rahatlatıcı müzikleri tercih ediyorum. Hello, this is Lucy. Hi Lucy, this is Mike. Is Tom there? Could you please tell him call me back? O zaman Tom orada mı? Değil. Çünkü diyor ki ona beni geri aramasını söyler misin? O zaman bir saniye bekleyin demez. May I take your number, name demez. Mesaj bırakabilir miyim diye o sormaz çünkü arayan o değil. Ve oh no, would you like to leave a message der. Hayır değil. Mesaj bırakmak ister misin? Ona beni geri aramasını söyler misin? Diyerek cevap verecek. İnşallah 11'de 11 yapmışsınızdır arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.